Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kileci. Hoş bulduk Murat Bey, çok sağ olun. Şimdi öncelikle bu felaketler öncesi tablodan sonra yaşanan durum ve hani gerçekten orada üretim, çalışma hayatı ne yazık ki dibe vurdu. Daha sonra bu yaraların biraz daha sarılması konusunda adımlar atıldı ama biz hangi noktadayız onunla başlayalım. Yani yaralar ne kadar sarıldı, ne kadar normalleşmedeyiz, çalışanlar, orada normal hayatlarına kalanlar dönmeye başladı mı? Oradaki süreçten öncelikle bir bahsetmenizi rica edeceğim. Murat Bey, öncelikle asrın felaketini yaşayan bu bölgede biz elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı seferber ederek normale dönmek adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Tabii bunu yaparken kesinlikle gerek bakanlık gerek devlet birçok konuda bize ciddi destek oluyorlar. Deprem çok büyük bir felaket. Bunu burada defalarca anlatıldı. Ben bunu söylemeyeceğim. Artık bunu geçmemiz lazım. Bunu unutmamız lazım. Bu yaraları sarmamız lazım. Biz de şu anda kendi bölgemizde yaklaşık %70 civarında normalleşme var genel anlamda. Bu şehirler arasında farklılıklar olabilir. Mesela bu Gaziantep'te çok daha yüksektir. Ama Kahramanmaraş'ta çok daha düşüktür. Adıyaman'da farklıdır. Bir şekilde normalleşmemiz devam ediyor. Bunun yanında sorduğunuz soruya en büyük problemimiz istihdam problemimiz. Burada gerek hayatını kaybeden, gerekse deprem nedeniyle yaşadığı şehri değiştiren çalışanlarımız vardı. Bunların bir kısmını tedarik ettik, bir kısmının yenileri geldi. Ama bu problem tam olarak şu anda çözülmüş değil. Bunun tam olarak çözülebilmesi için mutlaka ve mutlaka kalıcı yaşam alanlarının bir an önce tamamlanması ve bitmesi gerekiyor. Ve şu anda da tüm çalışmalar açıkçası bu yönde devam ediyor personel tarafında. Diğer tarafta depremden dolayı hasar gören tüm işletmelerimiz mümkün olduğunca daha yeni şartlarla, daha uygun şartlarla, kurallara uyarak, çünkü Murat Bey, depremden kaçamayız, depremi yok sayamayız. Ancak biz bu bölgede depremle birlikte hareket etmenin yollarını, bunun çaresini bulmamız gerekiyor. Bu merkezde de şu andaki yapılan tüm yapılanmalar buna uygun olarak yapılmaya çalışılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bunun da yaklaşık yıl sonuna kadar büyük bir yüzdesinin ama tamamen bu işin ortadan kalkması belki önümüzdeki sene bugünlere kadar devam edecektir. Ama yıl sonuna kadar %90-95 oranında problemlerimizi en azından yapısal ve kanuni yapılması gerekenleri çözeriz. Ha, bu işin duygusal ve psikolojik tarafı epey bir süre alacaktır. Onun için çok ciddi anlamda çalışmamız gerekiyor. Peki aslında yeni bir yapılanma süreci sadece binalardan ibaret değil. Yani tabii ki orada yeni yapılar yapılacak ama oradaki üretim şekli, verimlilik tarafı, bunların hepsi zaman içerisinde aslında yeniden ayağa kaldırması gereken konular. Hatta daha da iyi bir haliye, daha iyi bir seviyede bunları yürütmesi lazım. Bu konuda ne yapmak lazım? Yani bu sürecin, bölgenin üretim yeniden yapılanma sürecinde yapılabilecek ne? Hani bizim nasıl bir yol haritası izlememiz lazım uzun vade açısından? Az önce belirtmeye çalıştım Murat Bey. Burada bizim en önemli yapmamız gereken şey depreme uygun, deprem şartlarına uygun alanlara ve ona göre binalar yapmamız gerekiyor. Demeye çalıştığım şu ki depremi yok sayamayız, depremle birlikte yaşamamız gerekiyor. Bu nasıl olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Yıkılan binalarımızı yeniden yapıyoruz. Bunu yaparken deprem şartnamelerine göre bunu yapmamız gerekiyor. Saha etütleri, zemin etütleri, bunların tamamını işte yerleşim alanlarının belirlenmesi, üretim alanlarının belirlenmesi, bunların hepsini kanuna ve kurala uygun şekliyle yapmamız gerekiyor. Ki bundan sonraki süreçte bunun altından kalkalım. Bakın Murat Bey, siz dünyanın ne kadar gelişmiş ülkesi olursanız olun, böyle bir felaketi eğer bir hazırlığınız yoksa, buna göre bir pozisyon almamışsanız bunun altından kalkamazsınız. Bu sadece biz ya da başka ülkeyle alakalı değil. Bu tamamen yöntem ve yönetmeliklerle, buna uygun hareket etmekle alakalı bir şey. Peki üretim yönünden ne yapmak lazım? Yani bir bölgenin zaten üretim şekli, ağırlık verdiği sektörler var ama hani işin yenilenebilir enerji tarafı var, yeşil tarafı var.
Altyapıyı nasıl kurmak lazım bu anlamda? Son 2 dakikalık sürem o çerçevede bir yanıt rica edeceğim. Çok bu soru için özellikle teşekkür ediyorum Murat Bey. Bundan sonraki süreçte değişen dünya üretim modeline uygun işler yapmamız gerekiyor. Şöyle ki temiz enerji, temiz üretim, doğayı kirletmeden döngüsel ekonomiye uygun üretimler yapmamız gerekiyor. Bu içinde bulunduğumuz şartlarda da işte yeniden yapılanırken bütün bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Bugün döngüsel ekonomi, recycle, herkesin konuştuğu bu kelimeler artık bir satış argümanı haline geldi. Bugün geri dönüşümden yaptığınız bir ürün, orijinal üründen daha yaptığınız üründen çok daha pahalıya satılabiliyor. Bunun bir tek hikayesi, bir tek açıklaması var. Artık insanlar bunu talep ediyorlar. Yani daha bir çevreci düşünce tarzıyla hareket etmemiz gerekiyor. Buna uygun hem finansmanımızı, hem üretimimizi, hem beşeri sermayemizi, bunların tamamını buna uygun olarak düzenlememiz ve buna uygun şekliyle yol almamız gerekiyor. Böylelikle biz inanın birçok ülkenin önüne geçmiş oluruz. Tüm rakiplerimizi de geride bırakmış oluruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci, çok teşekkürler yayına katkınız için. Ben teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Biz de bayramınızı kutluyoruz. Yeniden görüşmek üzere diyelim.